İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun. Evdeyiz, oturmaktayız. Tesadüf üzere ben de oturmaktayım ama bugün çok yoğun. Ev genel temizliği, ondan sonra bulaşık vesaire derken görevlerin yerine getirdim. Seni zormuş abi ev işleri. Benimki bayağı zor ya. Yani bu arada ama keyifli oluyor. En azından boş duracağımızı biraz spor yapmışım. Yani tabii, sizler tabii. İçin daha kötü. Valla bizim için zaten sporla geçmiş buraya kadar bir hayat. İki aydın, aynen. Üç aydın da hiçbir şey yapmamak bir enteresan oluyor gerçekten. Vallahi zor geçiyor açıkçası. Özlediğiniz de çok eminim. Yani bu arada yapacak da bir şey yok ama az kaldı. Artık birilik veya 15'i her neyse yavaş yavaş sahalara minikten dönmeye başlayacağız artık. Bakalım görünüş onu gösteriyor, evet. Bakalım, evet. Gidişat da onu gösteriyor. Umarım yani daha fazla uzamaz bu süreç, bu süreçle ilgili. Çünkü artık insanlara gına geldi ufak ufak. Artık aynen. Herkes başlamak istiyor bir yerlerden bir şekilde. Ya çocuklarımız için ve sizler için de aynı şekilde geçerli. Bu arada biraz önce belirttim. İzmir 1981 doğumlu, 2.10 boyunda ve pivot olarak yani 5 numara olarak görevini evet. Yerine getirmiş maçlarda değerli bir basketbolcumuzsunuz. Hem A milli takım hem B milli takım görevleriniz var. Şimdi konuya şöyle başlayalım isterseniz. Sizin de şu anda bir koçluk göreviniz var, ona da geleceğiz. Yetiştirdiğiniz çocuklarımız gibi sizin de bir basketbol başlangıcınız var. Kaç yaşında başladınız? Malum hepimiz sokakta başladık ama siz de mi futbolla başladınız diye merak ediyorum. Genelde futbolla açılış yapılıyor, sonra basketbola dönülüyor. Sizin nasıldı çocuklarınız? Benim de öyle. Ben de bir uzun süre futbol oynadım Marmaris'te. Ondan sonra eski basketbolcu Fatih abimiz vardır. Fatih Özbilen. Değerli bir oyuncumuzdur o da. Değerli bir abimizdir. O beni yolda gördü. Sen basketbol oynarsın şu fizikle, düşünür müsün dedi. Ama yaş 17'ydi. Hani bayağı da geçti. 17. Evet. Acaba dedik olur mu, yapabilir miyiz falan derken bir Bursa macerası başladı orada. Fatih abinin Bursa ile ilişkileri çok iyiydi. Orada Tofaş altyapısına gittim orada. Gittiğimiz ilk seneden sonra da basketbola başlamış olduk. Yani gider gitmez zaten o çarkın içine girdik bir an önce. 17 yaşında Bursa Tofaş altyapısında başladık bu şekilde basketbola. Ta ki geçen seneye kadar da devam eden uzunca bir süreç oldu. Zevkli bir süreç, keyifli bir süreç. Ya yani şimdi sormayayım ya. Futbol mu, basketbol mu diye. Yok, hiç alakası yok ha. Futbol yok yani. Hani darılmasın futbolla ilgilenen, beğenen arkadaşlarımız ama yani yok, çok çok farklılar yani. Yani illaki. Peki Tofaş altyapısına gittiniz. Tofaş altyapısında ne kadar bir süre orada çalıştınız? Tofaş altyapısında 98 senesinde gittim. 99-2000 genç oynadım sadece. Bir altyapıda bir sezon genç oynadım. Onda Türkiye şampiyonu olduk zaten. Süper. Ondan sonra bir sene Tofaş'ın pilot takımı olarak Taç Spor'la bugünkü TBL'de mücadele ettik. Çok güzel. Ümit takımında da tabii, Tofaş Ümit takımında da bir sene geçirdim. Yani 3 senelik bir süreç geçirdim Tofaş'ta. Zaten bu Ümit Ligi konusuna da gelmek hazır bahsetmişken gelmek lazım. Günümüzde Ümit Ligi diye bir lig yok. Çocuklar da bunun ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyorlar. Genelde 18-22 evet. Yaş. Buyurun. Evet. Biraz bilgi verirseniz. Bizim dönemimizde Ümitler Ligi dediğimiz lig şu anki BGL Ligi ile falan özdeşleştirebileceğimiz bir ligdi. O süreçte yani o jenerasyon oyunculardan bayağı da iyi oyuncular çıktı. Yani 79-81 jenerasyon arası oynadık biz orayı. Bayağı da yani yıllarca da ligin yükünü çekecek kadar oyuncu çıkmıştı o dönem bu organizasyonların içinden. O zaman Hidayet Türkoğlu vesaire o tarz tabii, insanlarla tabii, birlikte tabii. De oynamış olduk. Ömerler, ne bileyim işte Mehmet Okur vardı hatırladığım, Cüneyt Erdem vardı. Ondan sonra Rasim Başak vardı Renault'da. Baya vardı. Yani Engin Atsürler'in abisi vardı. Onlar vardı. Efes Bilsen'de. Yani keyifli, güzel bir organizasyondu o. Baya bildiğin lig gibi oynanıyordu yani çatır çatır.
Peki halen görüşüyor musunuz arkadaşlarınızla? Yani Tabii hem daha sonrasında takım arkadaşı olduk. Ondan sonrasında beraber oynadığımız, karşılıklı oynadığımız yıllar geçti. Yani hepsiyle de görüşüyoruz hemen hemen. süper. Tofaş'tan sonra da bir Banvit maceranız var bildiğim kadarıyla. O orada Evet. daha en uzun süreyi orada geçirdiniz yanlış bilmiyorsam. 6 sezonluk bir Banvit maceramız var. Nasıl geçtiniz peki oraya? Ya ben Yani Tofaş'tan Kombasan Konya Süper Lig'deydi. Kombasan Konya'ya gitmiştim. Kombasan Konya o sene de mali krize girdi. Oradan da kısa ara bir transferde süresi. evet 6 ay falan orada kaldım Konya'da. Oradan Kuşadası'na geçmiştim. Kuşadası da TBL'deydi bugünkü. TBL'de bitirdim o sezonu. Ondan sonra da Kuşadası'ndan Bamit'e geldim. Bamit'e geliş hikayemde daha onlar da yeni bir kulüptü. Hani ya biz organizasyon yapacağız diye rahmetli Mehmet Hoca vardı Mehmet Söz'ün. Ya Ümit dedi sen de gel dedi yani yeni bir organizasyon burası. Güzel şeyler olur. Ama bayağı bir organizasyon güzel yerlere gitti tabii o süreçte. Bu arada bir arkadaşınız herhalde Yiğitcan Turna. Burada da Kendi karşıma bir çıktı mı? ceviz satışlarını sormuş. Bir de demiş ki Bamit macerası olmaz olsaydı kaç sene dayak yedik demiş. Onu da Ya belirteyim. Yiğitcan, tabii biz o sene A takıma gittiğimizde herhalde Yiğitcan ya yıldız takımı oynuyordu. Ya genç takım oynamıyordu yani öyle söyleyeyim. O da bizim elimizde maskotumuz gibiydi. Çok da sevdiğimiz, çok da tatlı bir arkadaşımız, kardeşimiz. O da Banvit altyapısını yetiştirdiği değerli oyunculardan biri olduğu zamanda ama bu ceviz işine çok kafayı taktığı için bu ara bir gel gitler yaşıyor anladığım kadarıyla. Peki dayak konusu sizden mi dayak yedi? Biraz öyle bir ima var gibi geldi ama. Yani olmuş olabilir, olmuş olabilir. Olmaz Yani olsaydı. bunu O da Yiğitcan'ı güzel. alırsın, Yiğitcan'ı alırsın bir programı o anlatır abi sana daha detaylı olarak. Süper. Peki Banvit nasıl bir takımdı? Yani şu anda artık Banvit tarihi oldu. Tekst olarak devam ediyor malum. Yani ben yine ona Banvit olarak bakıyorum açıkçası. Tekste de Ya olsa herkes Banvit zaten aynı olarak şeyi söylüyor. bakıyorum. Evet. Banvit nasıl bir takımdı? Ya Banvit ilk gittiğimizde hakikaten organizasyon hani yok denecek kadar azdı ama şehir çok sahiplendi orayı. Yani oraya ilk gittiğimiz sezon yani salonun camlarının kırık olduğunu biliyorum ben. Düşünün yani. Yani hakikaten o kadar kötü bir organizasyon. Yani kötü derken Banvit'ten kaynaklanan bir kötülük değil. Oradaki fiziki şartlardan kaynaklanan bir organizasyondu. Ama bu organizasyona sahip çıktı insanlar orada. Hem şehir sahip çıktı, hem yöneticiler, hem o dönemki görener patronlar. Ondan sonra adım adım hep yukarıya giden bir organizasyon oldu. Yani ilk sene işte TBL'de ya iyi işler yapıldı. İkinci sene TBL'nin, yani benim gittiğimin ikinci senesi TBL playoff oynandı, lige çıkıldı. Sonra Süper Lig'de ilk sene düşüyorduk, ondan sıyrıldık vesaire vesaire bir sürü hikayeler oldu bu 6 sezonda. Yani orada Avrupa'ya kadar gittik, Euro Challenge kupasını kazandık. Yani baya baya organizasyonlar oldu. Abi çok özür dilerim. Yiğitcan, şimdi geçen bir programda Afrodita'ndan meselesi vardı. Burada da aynı şekilde ama tabii kendi aranızda bir şifre olduğunu biliyorum ben onu. Ya, işin gerçeğini biliyorum ama neyse şifre olarak belirteyim. Bu arada yok demiş, hep bizi destekledi demiş. Bunu da belirteyim. Bu arada Efe de bizim EO24 olarak burada The Zone programını yapıyor. Yiğitcan turneye demiş ki abi ne zaman geliyorsun? Benim programa görüşürsünüz. Efe Yiğitcan'la bu özellikle Afrodit hakkında biz de yazarız buradan değil mi Ümit Bey? Tabii. Ümit Bey. Yiğitcan'ın zaten şeyleri programlarına ben de katılıyorum. Şey stand-up olarak geçiyor. Gayet keyifli yani. Şu pandemi döneminde Yiğitcan'la bayağı bir programda çakıştık zaten. Ya o Süper. zaten normalde de öyle bir adam. Yani onun yanında oturduğun zaman, durduğun zaman falan sıkılma şansın yok yani. Yani öyle birkaç tane Abi. oyuncu tanımışımdır. Yiğitcan da onlardan biridir. Acayip keyiflidir yani onunla zaman geçirmek. Süper, sevindim. Evet, Banvit yıllarındaki başarılarınız nedir? O dönemde mi milli takımlara seçildiniz? Bir de milli Tabii. takım tabii hayatınız var. Yeri geldikçe bahsedebilirsiniz. Hem B'de Şimdi oynadınız hem şöyle. A'da oynadınız. Güzel bir şey.
Evet. Yani bir ara kadrolu milli oyuncu olmuştuk. Hani tam A takım kadrosunda da yer alıyorduk. A milli takım bitiyordu. Oradan bizi işte atıyorum İstanbul'dan alıp İtalya'ya tekrar götürüyorlardı. Oradan B milli takımına. Oradan çıkıyorduk. A tam eve dönüyoruz diyorduk. Başka bir koç arıyordu ya. Ümit diyordu. Üniversite milli takımı var. Bir de oraya gidelim diyordu. Hemen oradaki 2-3 yazımı yani sıfır tatille devamlı o milli takımlarda dolaşa dolaşa da geçirmiştim. Yani evden çıkıp 2,5-3 ay eve gelmediğimi bilirim. Yani Bormio'da bütün yazımı Bormio'da geçirdim. Hele bir yaz önce A milli takımla gittik. İşte Tanyevic o zaman antrenör. Kadro geniş 18 kişi. Bormio'da ilk etapta 16'ya düşecek kadro. İyi dedik 16'dan bizi ayıklarlar. Gittik ya 16 açıklandı kadro. Biz hala Bormio'dayız. 14'e düşecek haftaya dediler. Haftaya yollayacağız. Hani böyle de konuşuluyor aramızda. Haftaya yollayacağız sizi diyor Barbaros menajer falan. Tamam diyorum. 14'e düştü yine oradayız. Ondan sonra ya hocam dedi işte yani 14'e düştü ama dedi Türkiye'ye döner dönmez sizi ayıracağız, teşekkür edeceğiz dedi. Çok sağ olun falan. Tamam hocam dedik yani bu sene kadroda yer bulamayacağız. Kadro çünkü çok değerli kadro yani. Mehmet Okurlar, Asım Parslar, işte Semih Erdemler, benim rotasyonum çok zaten dolu. Abi peki dedik Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye döndük. Tanyevic'in yanına çıktık. Çok dedi teşekkür ederim işte anlattı sağ olsun yardımların için falan. Tamam dedik abi teşekkür etti. Kapıdan çıktım Alaaddin Hoca ile karşılaştık. Aa dedi Ümit'ciğim dedi ben de seni arıyordum dedi. Buyur abi dedim. Ya Nereye dedi. gidiyorsun? Aynen. Şimdi atıyorum o gün de atıyorum cumartesi yani günlerden. Ya Ümit'ciğim dedi pazartesi günü B milli takım olarak toplanıyoruz. Haberin var değil mi dedi. Böyle durdum. Bandırmaya döndüm. Bandırmada eşimi aradım yani. Ben dedim ben gelmiyorum. Nasıl gelmiyorsun dedi. Evet dedim pazartesi de B milli takımla Bormio'ya gidiyorum. Yeni gelmedin mi sen diyor. Kadın da cinnete geldi. Ya böyle organizasyonlar oldu tabii baya Ümit son kol katıldı bu arada. Size de el salladı, bilginiz olsun. baya. Sağ olsun. Hoş gelmiş. Yani güzel maceralar olmuştur. Peki niye hep İtalya? Yani genelde İtalya ağırlıklı. Abi ya o dönem nedense bilmiyorum devamlı İtalya'da Bormio'da aynı otelde kamp yapıyorduk. Ya yani hangi milli takımla gittiğin önemi yok. Hatta oradan kulüp takımına döndüm Banvit'e. İşte Turgay abi menajerimiz böyle yaptı. Ya Ümit dedi şu İtalya'daki kamplara sen gittin gördün dedi. Biz de dedi İtalya'ya gitmeyi düşünüyoruz bu sene dedi. Abi dedim inanılmaz kötü bir yer dedim. Sakın gitme dedim. Ben iki kere gitmişim çünkü bütün yaz orada geçmiş. O senenin sonunda Banvit'te de Slovenya kampa gitmiştik mesela. Turgay abiye ben dedim abi gözünü seveyim yemekleri yemek değil falan artık yalan söylüyorum yani. Bir daha oraya gitmek istemediğim için yalan söyledim artık adama. Adam da sağ olsun kırmadı anladı da zaten. Oradan Slovenya'ya gitmiştik o sene kampı hiç unutmuyorum. Orası keyifli bir yerdi. Süper. Ya bu hem bir şerefli bir görev, onurlu bir görev, keyifli bir Tabii görev. tabii. Hani Tabii ki. işin şakası bir tarafa, dediğiniz gibi böyle güzel anılar, maceralar da oluyor. Peki Tanyeliç hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Tanyevic benim gördüğüm en idealist antrenörlerden biriydi. Yani yapabileceği her şeyi oyuncu için yapabiliyorlar. Her şeyi oyuncu için yapabiliyordu. Çalışkan bir adamdı ve çok çok üst düzey bir basketbol zekasına sahipti söyleyebileceklerim bunlar yani. Bu Oradan da arada şuna bağlayacağım. evet. Hayatınızda size etki ettiğini düşündüğünüz koçlar kimler? Yani birçok koçla çalıştığınızı biliyorum. Ama Tabii. hani hepsi muhakkak iyidir ama ön planda gelen ve hala görüştüğünüz insanlar. Ya ben hemen hemen herkesle görüşüyorum diyebilirim yani. Tüm çalıştığım koçlarla görüşebiliyorum. Hani burada da şöyle bir ayrım yapabilirim. Sadece böyle bir ayrım yapabilirim. Benim hayatımı en çok etki eden koçlardan birincisi Mete Baboğlu'dur diyebilirim. Çünkü beni basketbola başlattı. İkincisi de Gençer Whitemur'dur diyebilirim. Gençler Bey'e de selamlar bu arada. Aleyküm selam onun da eğer buradaysa kulakları çınlasın. Sağ olsun, biliyorsun programımıza katılmıştı. Efe'nin programında Dizon'un. Aynen. Çok değerli bir koç. Aynen. İkincisi de Gencer abidir. Çünkü Süper Lig senesi sağ olsun bana çok önemli süreler verdi, güvendi. Bu ikisini ayırt edebilirim. Ama onun dışında her koçumdan öğrendiğim, her koçumdan öğrendiğim çok şeyler oldu. Yani hepsinden biriktire biriktire gidiyorsunuz. Zaten bu iş şey gibi bir kovayı doldurmak gibi. Hani o çeşmeden biraz su alıyorsun, öbür çeşmeden biraz su alıyorsun. Bunu doldura doldura gitmen gerekiyor. Çünkü herkesten çok farklı bir şey öğreniyorsun.
Bu arada Erda Aydoğan demiş ki Tanyevic Ümit abiyi kısa forvet oynatmıştı bildiğim kadarıyla. 2-10 ve kısa forvet nasıl bir duygu? Yani şey tabii şimdi aslında bizde her pozisyonun fundamentalı çok farklı olduğu için sudan çıkmış balığa dönmüştüm ama hani şu dönemde mesela bunu düşündüğümde gerçekten 3 numara oynatmaya çalışmıştı beni ki birkaç maçta da 3 numara olarak sokmuştu. Hani o benim için neler hayal ettiğini ben şu an mesela çok daha net anlıyorum. Hani o dönemki aklımla ya ben 5 numarayım hani ne işim var niye 3 numara oynuyorum diye düşünüyordum belki. Ama şu anki aklımla adam ne kadar idealist bakmış olaya, hani ne kadar üstüne bakmış, şimdi daha net anlayabiliyorum yani. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi koçluk da yapıyorsunuz. Malum bunun karmaşası artık yaşanıyor. Çünkü sizin döneminizde bildiğim kadarıyla 1, 2, 3, 4, 5 yoktu. Dönem sonra başlamıştı yanlış bilmiyorsam, değil mi? Doğru hatırlıyorsam. Sizin Yani bizim döneminizde siz dönemimizde vardı. Yani var bizde mıydı o bir şey? vardı. Yani bizde fundamentallarını özel olarak çalıştırılıyorduk. Yani şöyle oluyordu. Mesela ben hem 5 hem 4 fundamentalını öğrenmiştim Tofaş'tan çıktığımda. Yani pozisyona yönelik çalışmalar bizim dönemimizde vardı, başlamıştı. Tam siz başlangıç noktalarına da o zaman geldiniz. Değişim dönemine denk geldiniz. Olabilir, olabilir, evet. Peki 1, 2, 3, 4, 5 pozisyonu sizce doğru bir karar mı? Neden dolayı söyleyeceğim? Şimdi diyelim ki bir elinizde zaten şu anda koçluk yapıyorsunuz. 12 tane oyuncunuz var. Bir oyuncuların içerisinde kısalar ve uzunlar diye örnek olarak ayırıyorsunuz. Şimdi maç esnasında soktuğunuz kişilere göre sonuçta 1, 2, 3, 4, 5 belirlemesi esasında ona göre oyuna sokuyorsunuz ama normalinde sizi serbest bıraksalar 1, 2, 3, 4, 5 olmasa oyuncuları daha böyle karma ve farklı bir şekilde oyuna sokar mısınız? Yani sizi nasıl 3'e zorlamışlar? Mesela 5 numara oynayan bir öğrencinizi şu anda 3 numara oynatmak ister misiniz? Ve Ya yapıyor musunuz da? tabii ki tabii ki yani mesela benim genç takımda bir oyuncum vardı. Daha doğrusu yıldız oyuncusu Esat Çağrı diye Antalya'da bu sene. Mesela o çocuk hep 5 numara oynamış. Mesela ben onu 4 numaraya çekip oynattım bu sene. Hatta zaman zaman da antrenmanlarda 3 numara olarak da kullanmaya çalıştım çocuğu. Çünkü yani bu gelişim açısından onun gelişimi açısından önemli bir şey ama şöyle de bir şey var. Artık günümüzde pozisyonların da çok fazla bir önemi kalmadı. Yani çünkü insanlar işte 5 numarasından da şut atmasını isteyebiliyor. 4 numarasından top getirmesini isteyebiliyor. Bu elinizdeki oyuncunun yeteneğine bağlı olarak sizin ona vereceğiniz sorumlulukla örtüşüyor bu saatte. Alakalı. Aynen öyle. Yani elinizdeki malzemenin ne olduğu bu anlamda çok önemli bir hale geliyor. Alperen Kalaycıoğlu'nun nasıl bir antrenör, iyi bir antrenör olup olmadığı ile ilgili yorum rica etmiş Efe. Alperen Kalaycıoğlu. Alperen Kalaycıoğlu benim sanırım 98-99 sezonundan beri arkadaşım. Çok iyi bir asistan koç bence. Zaten asıl uzmanlık alanı da edit programları. Yani bunlarda da çok başarılı olduğunu biliyorum çünkü çalışma şansımız da oldu her durumda. Yani birkaç eksiği olan İngilizce vesaire gibi şeyleri de kapattığında bence üst seviye antrenör olabilecek kapasitesi olan bir antrenör. Peki, şimdi şeyleri tabii ligleri takip ediyoruz. Yine konu geldikçe ben geçmek istiyorum. Bir baş koçun, head koçun İngilizce bilmemesi halinde bir sorun yaşıyor mu? Yoksa yanında çevirmenle mi maçı yönetmeye çalışıyor? Yani mesela Obradov için İngilizcesi pek iyi değil bildiğim kadarıyla. Ya Örnek. tabii çok iyi değildi ama hani şöyle en nihayetinde basketbolun dili bir. Hani Ha. burada bir Yani. ortak payda adam eline bordu ve kaleme Doğru. aldı. Pas, kat, rebound yani ne istediğini sana anlatabiliyor. Ha, üst düzey söylemesi gereken bir şey olduğunda da İngilizce bilen oyuncular olsun ya da asistanı olsun bunları biliyor. Yani onda Evet, çok büyük olmuyor. Banvit maceranızdan sonra Banvit'ten ayrılırken bir şunu sormak istiyorum. Çünkü 6 sezon ciddi bir sezon. Ve doğumu bunu birlikte gerçekleştirmişsiniz gibi. Çünkü ilk baştan o organizasyon başladı. İşte kırık camlar vesaire döneminden başlayıp daha güzel bir döneme doğru yol kat ederken ayrılmak sizin için nasıl bir duyguydu?
Ya şimdi oradaki ben misyonumu tamamladığımı düşünmüştüm açıkçası. Hani Ha, neden mental olarak ayrıldığımı. kafanızda o olayı tamamlamışsınız. Şimdi çok önemli bir sezon geçirmiştik biz Banvit'le. En son yani ligde TBL'de yarı final oynadık. Ülker'e 3-1 yenildik. Hatta iki tane top havada bitti. Yani çok güzel seriler oynadık. Antrenörümüz Ted Baldwin'di. Yani orada artık o sezonunu da geçirdik. Bir sonraki sezon Ted Baldwin gittikten sonra yeni sezona Mete abiyle başladık. Mete abi ara transferde ayrıldıktan sonra Selçuk Ernak da geldi başımıza. Güzel bir organizasyondu yine. Hani elimizden geldiğince yararlı olduk. Ama artık yeni bir ufuk lazımdı. Hani kendi adıma da yeni bir şeyler lazımdı. O dönemde de Ahmet Çakı devreye girdi. çok idealist ve çok iyi bir antrenördü. Mersin'e ilk antrenörlük senesiydi Ahmet onun abi da. biliyorum, evet. Aynen. Mersin'in ilk antrenörlük senesiydi. Yani daha doğrusu yapmıştı bir dönem. Askere gidip gelmişti. Mersin'e antrenör olmuştu. Onunla konuştuk. Bayağı da altakke verküllah olduk yani. Ben Galatasaray'a gitmek istiyordum. Murat abi oradaydı Özyer. Hatta Murat abiyle konuşuyorduk. Ahmet abi sağ olsun beni alıp Mersin'e götürdü. Hiç de pişman olmadım açıkçası. Çok da iyi, başarılı bir sezon geçirmiştik Ahmet Çakı'yla da. Oradan da Mersin'e gitmek durumunda kalmıştım zaten. Ya Mersin'de bir de çok ilginç. Mersin'e giden bütün basketbolcu arkadaşlarımız Mersin'i çok seviyor. Güzel hatıraları var. Sebebini bilmiyorum. Bence yemeklerinden kaynaklı. Yemeklerinden kaynaklı. Bizim gittiğimiz dönem 2007-2008 sezonuydu yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde hani çok fazla böyle kalabalık bir şehirde değildi Mersin. Çok da keyifli bir sene geçirdik orada. Çok da güzel bir organizasyon vardı gerçekten. Necip abi de oranın o zaman. Anadolu'nun Paris'iydi esasında Mersin o dönemden de bildiğim. Ya şimdi o Öyle Doğu'nun Paris'i benim gittiğim, ben şimdi bütün Anadolu'yu gezdim. Nereye gitsem burası Doğu'nun Paris'i diyorlar. Hani derler. diyorum, doğdum Paris'e, Giresun'a gidiyorum. İşte Karadeniz'in Paris'i, yani bu Paris'in kendisine de gittik ama çok bir numara göremedik yani. Bence böyle kendi güzellikleri var. Daha güzel yerler yani bunlar. Eşleştirdiğimiz Paris'e göre bence Mersin çok daha güzel bir yer yani. Yani kesinlikle burada hani milliyetçi olarak bakmıyorum. Hani yani Paris'le Mersin'i yan yana koyduğunda bir doğal güzellik olarak bile baksan yani kesinlikle Mersin yani. Peki 2006-2007'ye geçtik ama biraz geriye gidelim, 2003'e gelelim. 2003. 2003 yılı hangi takımdaydınız? Banvit'tir. Banvit. Peki Evet. NBA seçmelerine Evet. diyeyim. Onu biraz bize anlatır mısınız? NBA seçmeleri diyeyim ben size başlık olarak. Yani o dönem işte draftlar vesaireler oluyordu. O dönemki menajerim Ömer Kart da hani ya yapabilirsin vesaire gibi bir cesaretlendirdi, yüreklendirdi. Böyle bir organizasyonu da Ömer abi sayesinde ucundan kıyısından baktık ama şimdi o dönemki şartlarda bu biz tasavvur dahi edemiyorduk. Yani hani bırakın NBA'yi, Avrupa'ya gidip oynamak bile benim için mesela çok ya ne yapıyorsun sen hani olur mu olmaz mı öyle şey olabilir mi falan gibi düşünüyorduk yani. Hani bu dönemki gibi elimizdeki imkanlar olsaydı mesela şimdi çocuklara bakıyorum ben cayır cayır oraları hedefleyip çalışıyorlar. Oralara gidiyorlar. Çok başarılı oluyorlar. Göğsümüzü kabartıyorlar ama bizim maalesef ki o dönem yani yetersizlikten ötürü böyle bir vizyonumuz yoktu yani. Peki şeyi soracağım. Yani size teklif mi geldi yoksa siz mi katıldınız? Yok Yani sistem nasıldı? o dönem takip ediyorlardı. İşte o listeye girmek istiyorsan onlar işte sana bir teklif getiriyordu, menajerine götürüyordu. O listeye seni ekliyorlardı gibi bir hatırladığım kadarıyla böyle bir şey vardı ama hani gerçekten Anladım. biz önemseyememiştik bile. Yani öyle bir şey hayal bile edememiştik yani. Ben kendi Ama adıma. boy itibariyle de orada şanslı olurdunuz diye düşünüyorum. Tabii bu güçle de alakalı, yine tabii Tabii mentaliteye bağlanıyor ama futbol bence bilgisiyle her şeyle. yani bu arada Efe demiş ki 2003'te draft olan adamlar LeBron, Carmelo, Wade, bir de siz. O zaman çok da Aynı dönemde zorlamamamız draft oldu. mantıklı. Yani çok da zorlamamamız mantıklı olmuş açıkçası. Kadro buysa gayet mantıklı bir iş yapmışım bence. Çok güzel. Evet, Mersin'di. Mersin'den sonra Türk Telekom'a doğru mu gidiyoruz yoksa Türk Telekom'a daha var mı? Yok daha oralara var. Mersin'den sonra ne yaptık? Mersin'den sonra eşyaları topladık. Antalya'ya geldik. Büyükşehir'e. Büyükşehir'e. Ah 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 güzel. Antalya Büyükşehir, rahmetli Doğan Akyemez, menajer.
Ondan sonra Altar abi yardımcı antrenör. Altar Tunçkol, Orhun Ene A takım antrenörü. Çok güzel bir takım, çok güzel bir organizasyon. İnanılmaz keyifli ve başarılı geçen bir sene. Ama maalesef hikaye Antalya şartlarında bir sene sürebildi sadece. Mali zorluklar, o dönemki seçimler, belediye seçimleri vesaire gibi durumlar. Ama bir sene çok da güzel bir kadro vardı. İşte Nedim Yücel, Can Akın, Ersin Görkem, Evet. işte Ricardo Maşmar, Marcus Dudit, Michael Green, hatırladıklarım Cemal Bayraktar, Hadi Doğan. Çok da güzel bir takımdı. O takımla da yarı final oynamayı başardık. Süper. Dördüncü ya da beşinci bitirmiştik, tam hatırlamıyorum. O da keyifli bir takımdı. Yani. Ya şeyi soracağım. Şimdi maddi durum yüzünden günümüzün Antalya'sına geldiğimiz zaman biliyorsunuz sadece Antalya 07 var Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde. Onlar da Maalesef. işte Süper Lig'e çıkmak için 5. sıradalar ama ne yazık ki her şey burada sıfırlandı, resetlenmiş oldu. Niye Antalya'da gerçekten liglerde bir takım yok? Siz yanlış bilmiyorsam bir BGL çalışması olmuş muydu şu anda bulunduğunuz takım içerisinde bir öyle bir niyet vardı ama BGL'den ziyade TB2L için şu an hani bir şeyimiz var. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? olması lazım yani bu tabii sponsorluklarla mı alakalı maddi güç evet gerekli oyuncu almanız gerekiyor. Ya oyuncu da almak lazım, maddi güç de gerekli, sponsor da gerekli ama yani benim şurada üzüldüğüm nokta şu. Ya Antalya'da bir potansiyel var mı? Kesinlikle var. Ama Kesinlikle siz biliyorsunuz. bu potansiyel kesinlikle var ama bu çocukların, yani şu an altyapı için konuşuyorum, A takım önemli değil. Şu an bu çocukların görüp, dokunup, hissedip, izleyebilecekleri bir örnekleri yok önünde. Çocukların hepsi Şeyin Larkin olmak istiyor. Çünkü Şeyin Larkin'i görebiliyor televizyonda. Ya hani öyle bir dünya yok. Hani burada ne bileyim bir tane TB2L takımı olsa hedeflerin aslında o kadar da ütopik olmadığını, birazcık daha uğraşırlarsa bunu başarabileceklerini görecekler. Yani bunun için Antalya'da bir organizasyon kesinlikle şart. Ama Antalya'da yapılan her organizasyon affedersiniz ama su almış amiyane tabiriyle. Ya bir sene olmuş, 2 sene olmuş, 3. sene 6 ay maaş ödememiş, 8 ay maaş ödememiş. Yani böyle olunca da insanların artık basketbol olan güveni kalmamış. Yatırım yapacak insanların ya da şirketlerin ya da sponsor olacak şeylerin. Şimdi bu güven ortamını oluşturmak lazım. Biz geçen sene Büyük Erkekler Ligi'ne bir takım kurduk. Evet. Hani güzel de bir takım oldu. Kalibreli de bir takım oldu. Bunu yaptık. Şimdi onun üstüne bir şeyler yapmamız lazım. Bunu kovalıyoruz. İnşallah bakalım yani bunların bu kriterlerin hepsini bir araya getirebilirsek hani yapabileceğin takımın aslında şu an Antalya'yı temsil edecek tek takım olacak. Yani bu çok önemli bir şey Antalya için. Hani kimin Evet. yaptığının da önemi yok açıkçası. Yeter ki Ama biri kimse yapsın. desteklemez. Ya destekleyip desteklememeleri benim çok derdim değil. Ben yapabileceklerimi sonuna kadar yaparım. Yapmaya çalışırım. Yapamazsam da yapabileceğim bir yere giderim. Üzgünüm Antalya için. Yapabileceğim çok bir şey yok bu Ya doğru anlamda. söylüyorsunuz. Bizim için bir onur, gurur. Çünkü hani birçok basketbol oyuncusu arkadaşlarımız ki sizin de arkadaşlarınız Ufuk Gürgen'i, Erden Türetken'i, ne bileyim Barış Güney'i, ondan sonra Pastal, nitekim Volantin. burada. Yani çok değerli basketbolcular var. Onu boş verin. Geçen Aydın abiyle görüştük. İşte Aydın Öztürk. Aydın abi de 2,5 aydır burada. Yani bu Tabii. pandemi dönemini burada geçiriyor. Yani Antalya gerçekten bu konuda seviliyor ve gerçekten de güzel altyapıda sizler biliyorsunuz çok güzel gençlerimiz ve çocuklarımız var. Fakat nasıl bir kısır döngüye girdiysek bir türlü silkelenip de bunun içerisinden Antalya bir türlü çıkamadı. Gerek iş adamları olsun yani ben anlamıyorum dediğiniz gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde siz zamanında oynamışsınız ama orada Doğan abinin işte Doğan Akkemez'in çok ciddi çalışmaları vardı ama yeterli gelmedi. Çok ciddi takım kuruldu. Fakat bir anda puf yok olup gidiyor. Yani Antalya bir türlü bunu beceremedi. Yani Allah'tan becerememesi maalesef futbolumuz şey, var yani. becerememesi de şu, yani şu an futbolumuz var diyoruz. O da Yani tartışılır. o da tartışılır. Bir, ikincisi yani bir futbolun olduğu yerde basketbolun olmaması çok saçma. Nedenine de gelecek olursak, yani şimdi şöyle düşünün, bir futbol takımınız var ve bunun fiyatı 30-40 milyon lira.
Evet. 40 milyon TL. Ve bir Evet. futbol takımına harcadığınız paranın stopajını amatör branşlara aktarabilmek gibi bir madde var kanunumuzda. Yani Antalyaspor, şunu söylemek istiyorum. 40 milyon TL'si olan Antalyaspor bu iş için 40 milyon TL harcıyorsa, bunun stopajı olan %10 desek, %10 desek ne yapar? 4 milyon yapar. 4 milyon yapar. Bunun stopajı %8 olsa 2,8 de 3 milyon de. 3 milyona sizin TBL'yi bile çok rahat kaldırabilecek düzeyde takımınız olması lazım. Şehir O olarak. zaman koç niye yapılmıyor bunlar? Yani ben anlamıyorum. Yani yönetimdeki isimler sonuçta hani kötü isimler olduğunu düşünmüyorum. Birçoğunu da tanıyorum, arkadaşımız vesaire, ama hani bu konularla ilgili ufak tefek konuşuyoruz, ama tabii bir şey, işin içeriğinde bir şey Tabii. sorduğunda o bu tarafı gösteriyor. Diğerine sorarsam o bu tarafı gösteriyor. Yani bir türlü ortak nokta içerisinde buluşulamıyor. Yani çok bu konuyu bilmiyordum bu arada. Bu çok ciddi bir konu. Yani bu Yani bir küçük bir örnek. Yani Alanya'da da bir basketbol takımının olmaması çok komik. doğru. Yani Doğru. onların da bir futbol takımı var. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela Göztepe, Trabzon bu kanunu kullanarak tekrar basketbolu kendi şehirlerinde doğurmak için başvurular yapıyorlar. Tekrar yeni bir organizasyon kurmak istiyorlar. Hani Evet. insanlar bunu diğer şehirlerde yapmaya çalışıyor ama Antalya şartlarında nasıl olacak? Olacak mı göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Valla çabalarınıza devam edeceksiniz o zaman. Şu anda artık koçluk Uğraşıyoruz. hayatınız içerisinde bu bir şekilde devam edecek. Yani konudan konuya atlamış gibi olduk da. Neyse, geriye Yani. dönelim tekrar. Madem Mersin'e geldik, Mersin'den çıktık yola. Antalya'ya, Büyükşehir'e geldik. Bir yıllık bir macera. Evet, güzel bir Ve sonra. macera, iyi bir sezon. Ondan sonrası ne oldu? Antalya'dan eşyaları toplayıp tekrar Ahmet Çakı'yla buluştuk. Süper. Ama hedef bu sefer Ereğli, Karadeniz. Oo. Ya biraz Erdemir Ereğli. şey olmuş, harbiden Türkiye haritasında hani Mersin'i böyle koyarsak direkt Tabii çaprazlama. Antalya, oradan Ereğli derken yarım bir tur olmuş oldu zaten. Ereğli'ye Süper. gittik. Ereğli'de Ahmet abiyle bir sezon daha geçirdik Ahmet Çakı'yla. Güzel. Oradaki organizasyonumuz arkasında güçlü bir kulübün olmasından ötürü gayet de güçlü bir firmanın olmasından ötürü gayet profesyonel bir ortamdı. Gayet güzel bir ortamdı. Oradaki sezonda yanlış hatırlamıyorsam playoff'a 8. sıradan girmeyi başardık. Ligde kalmak da hedefimiz ama orada da playoff başarısı gösterdik. Efes bir sene elenerek o sezonu tamamladık. O sezonki takım arkadaşlarımdan sayabileceklerim. Erkan Veyseloğlu mesela o sene bizdeydi. Şimdi Erdal Bu Efes'in altyapı menajeri bizdeydi. Emre Ekim şu an Akhisar'ın Hakan Köseoğlu Kağıt Spor'un antrenörü şu an bizdeydi. Başka kim vardı? Yabancılardan Leon Williams vardı eski Karşıyaka'lı. Nate Funk vardı. Bayağı Muhammed Kone vardı. Nijerya asıllı oyuncumuz vardı. O seneyi de keyifle geçirdik diyebilirim. Peki şuraya geleyim o zaman, yine aynı konu içerisinde bir konuyla bağlayacağım. Siz koçluğu tercih ettiniz. Menajerliği niye tercih etmediniz mesela? Şimdi bahsettiğiniz arkadaşlardan menajer olanlar var. Ya açıkçası benim hedefim koç olmak değil. Bu sene Sürpriz oldu. tabii, yani bu sene koçluğu yaptık. Hani ben hem bir görmek istedim, buradaki ortamı bir koklamak istedim. Antalya'da ne Yok, yapılamayacağını. güzel de yaptınız. Yani Aynen güzel. değil. Bir de çocukların biraz daha içinde, yani yeni gelecek jenerasyondan neler gelecek, biraz da onları keşfetmek istedim açıkçası. Planlı ve programlı bir şeydi yani yaptığım bu iş. Yani bir buraları kokladım. Altyapıda neler oluyor, neler geliyor, neler gelebilir, neler yetişebilir, neler olabilir diye. Ama yani benim yapacağım iş zaten takım menajerliği. Hatta bunun için federasyona başvurularımı vesairemi de yaptım. Her şey onaylandı. O zaman güzel bir detaya girmişiz. Evet. Evet, önümüzdeki seneyle ilgili zaten takım menajeri olarak devam edecek gibi duruyor şu an. Bakalım hayırlısı o zaman. Amin. Allah gönlünüze göre versin derler ya. Amin. Kalbiniz neyi istiyorsa o yolda faydalı olacağınıza eminim Türk basketboluna. Çünkü daha gençsiniz, 38, 39 diyelim hadi. Bir yıl 39. atladı. Evet. Daha 40 değil ama hocam, boş ver. Yani 39 yaşında enerjinizi çocuklara her türlü verebileceğiniz bir dönemdesiniz. Artık bunun seçimini siz yapacaksınız basketbol adına. Evet, aynen döndük Ereğli'ye. Ereğli'den sonra kaç sene orada kaldık? öyle. Ereğli'de de bir sezon kaldık.
Seriden sonra yollarımız Faruk Akgün ve Gencer Whitemur'la kesişti. Oradan arabaya bindik. Doğru Türk Telekom Ankara'ya. Bence güzel bir hedefe ilerlemişsiniz. Evet, orada da Ankara'da da işte Gencer abi asistan koştu. Faruk Akgün vardı head coach'umuz. Orada biraz karmaşık bir sezon başlangıcı oldu. Çok fazla kadro şişti. Bayağı bir böyle yönetimsel boşluklar oldu Telekom'da. Telekom'un kendi yönetimi içinde de bazı değişiklikler olmuştu. Oradan bayağı bir sıkıntı yaşadık yani. Ondan sonra buradaki bu sıkıntıları yaşarken de devamlı beni taciz eden sevdiğim bir abim vardı. TED Kolej'in antrenörü Hakan Yavuz. Ya işte sen ne yapıyorsun orada 3 dakika oynadın. Bu maç 10 dakika oynadın ama yine oynatmayacaktı da şöyle oldu vesaire oldu derken. Ya, TED Kolej'de de şimdi federasyonun menajeri Özgün Ünver, Serhan Kavut Bursaspor'un yardımcı antrenörü, Emre Özpolat, Bornova Belediyesi'nin antrenörü şu an. Ondan sonra Hakan Yapar hala oynuyor Petkim'de. Recai Öztürk. Hani Dream Team gibi bir takım var. Nezih Özbakır. Hakan Yapar dün programımızdaydı bu arada. Da... Yemez Eyvallah. bir parça çok keyifli bir arkadaş yani. Dört Komikti saatlik bir rekor program yapıldı. zaten. Ama Severdi o. merak ettiğin koç, bu program ortalama bir saatlik bir program, sıkıntı yok. Aynen Biz biraz daha hani oldies goldies takılıyoruz ya. Old bölümüne aynen. doğru yaklaştığımız için biraz daha Doğru doğru vallahi. Ondan sonra o organizasyon da bayağı böyle ya dedik hani olur mu olmaz mı? Ankara içinde dedik bu iş olur. Telekom'dan ayrılıp oraya geçtim ben. Ondan sonra oradaki sezon rüya gibi bir sezon. Evet. Takım tabii takım 20 sayıdan 25 sayıdan şey maç kazanmıyor. Her maçımız 25 sayı 30 sayı farkla bitiyor. Ta ki playoff gelene kadar. Playoff geldi. İki top da havada bitti. Yani iki topu da biz O attık, demin ki sokamadık. bahsettiğim havada biten. Aynen. Evet. İki topu da havada attık, sokamadık. Lige çıkamadık o takımla. Dream Team'le lige çıkamadık TED Kolej'de. Yani Böyle üzücü olduğunu eminim. bayağı bir yüzücü, bayağı bir yıkım. Öyle olunca bayağı bir şey olduk. Yani demoralize de olduk. O sene hakikaten unutmak istediğimiz senelerden biri başarı anlamında. Ama yani keyif anlamında bakarsak da en keyifli sezonlardan biriydi o takım bizim için. O seneyi de öyle bitirdik yani. İki takım birden görüp ilk defa kariyerimizde böyle bitirdik o seneyi de. Peki o dönemlerde milli takım devam etti mi bu arada? Yani Yok, bu bahsettiğimiz dönemler zaten 2010'lara, 11'lere geldik. Artık yaş kemale erdi. 32, 31, 32 olduk. Hani artık daha o bir şey olmaz koç ya. genç arkadaşlara devrettik. Ya o bir üniversite milli daha gidip gelmişliğimiz var galiba ama İzmir Olimpiyatları için. Ya bir Çin macerası var ama hakikaten şu an hangi sezondaydı, neredeydi? Ya o Tek Ümit Sonkol iz olduğunu bırakmamış. Ümit Sonkol vardı. Yok iz de bıraktı. Ümit Sonkol'la beraber gittik onu ama hakikaten senesini hatırlayamadım yani. Belki Sonkol buradaysa yazar şimdi. Ya bayağı bayağı maceralı seneler geçti yani. Ama o dönem artık 30'lara geldik. Artık kariyerde düşüşe geçmeye başlamıştı tabii yavaş yavaş. Hatta bu senelerde TED Kolej'den sonra bir sene hani ona da geçelim madem. Ankara'da kaldık madem dedik. Maliye Milli Piyango takımı bir organize oldu. Bir organizasyon kurdu. Gencer abiyi de başına çağırdılar. Gencer abi gidince Head tabii Gencer abi head coach coach olarak öyle olunca zaten bizim hani Gencer abi telefon açtı. Ne demek abi dedik. Zaten Ankara'dayız madem. Buradan devam edelim. Maliye'yle bir takım kuruldu. Biz de oraya yatay geçişi yaptık Ankara içi. Memuriyet sınavı gibi oradan oraya yatay geçişle devam ettik. Ondan sonra maliyede 1,5 sene geçirdim. Bayağı keyifli. Hatta Gencer abinin sistemine de çok iyi adapte olduğum için en verimli sezonlarından birini geçirdim orada. Hem sistemi çok iyi biliyorum, hem bir lig aşağı geldik, hem daha 32-33 tam pil bitmemiş. O sistemi de iyi bildiğim için bayağı keyifli bir sezon geçirdim. Bireysel anlamda bayağı başarılı istatistikler falan çıktı ortaya. 1,5 sezonun sonunda arabaya bindim.
Asıl macera buradan sonra başlıyor. Ayrılmaya karar verdik. Antalya ile anlaştık tekrar. Altar abi bu sefer takımın başında. Antalya'ya 120 kilometre tabelası kalana kadar Antalya'ya geldim. Evet. Ondan sonra menajerim o dönem Bora Hı Sancar. hı. Bora dedi ki, Ümit dedi, hani Antalya dedi, bak bugün tamam demişti ama dedi hani bir gün daha beklesinler falan. Benim de bir kere asfalyalar attı mı böyle ters bir adamım. Ha öyle mi dedim. Tamam dedim, gelmeyeceğimi söyle dedim Bora abi dedim. Gitmiyorum dedim. Ya oğlum yapma etme falan Bora abi. Yok dedim, ben artık Antalya'ya gitmiyorum dedim. Ya, evim falan burada, eşim burada. Tabii Antalya'ya 120 kilometre tabelasını gördüm. Tabelanın altında konuşuyorum yani, hiç unutmam. Tamam dedim, ben gidiyorum dedim. Eve dedim. Ben Antalya'da oynamayacağım dedim. Gerekirse basketbolu bırakıyorum dedim. Şalter attı yani benim. Geldim Antalya'ya eve, arabayı bıraktım. Bora abi devamlı arıyor, telefonlarını açmıyorum. Oynamayacağım ben. Kafamda onu kuruyorum hani, yapmayayım artık diye. Bir küskünlük var basketbola. Ondan sonra Bora abi aradı. Oğlum dedi, Giresun'a gider misin dedi. Bora abi dedim, haritada yerini gösteremem yani. Ben diyecektim tekrar Ya, haritada ya. Dön yukarıya. haritada yerini gösteremem yani dedim. Ya dedi, gider misin dedi. Böyle böyle bir organizasyon var. Bayağı da başarılı bir organizasyon dedi. Abi dedim, giderim. Neyse uçağa bindim ben, gittim. Yani hayatımda, basketbol hayatımda en mutlu olduğum 1,5 sezonu geçirdim. Yani açık ara en mutlu olduğum 1,5 sezonu geçirdim Giresun'da. Oyun Ne mu, oradaki seyirci mi, koç mu, her ekip mi? şey, şehir, ekip, yönetim, oyuncu, yani her şeyle beni basketbola döndürdü o şehir. Yani ben basketbol bırakmış bir adam olarak oraya gittim. İlk maça Evet çıktım. yani Bıraktım değişmiş yani. çizgi. İlk maça çıktım ben. O seyirciyi gördüm. Yani ya dedim, hani Ümit ne yapıyorsun? Hani nasıl yani? Şimdi buraya geldin, insanların da senden bir ümidi var, umudu var. Ben dedim hani yapamazsın bunu. Bu sefer başladık tekrar ekstra antrenmanlar bilmem ne. Fiziği topladık, vücudu topladık. Bayağı da başarılı ve yararlı olduğumu düşünüyorum 1,5 sene. İnanılmaz keyifli bir 1,5 sene geçirdik. İki Evrak tane bilgini Giresun'dan yazmış. Teşekkür ediyor bu arada. sağ olsun. O 1,5 senede Yemekleri nasıl koç? yemekleri inanılmaz güzeldi. Ama orada yani değişik bir anım var. İlk gün gittim ben, işte basketbolu bırakmış kafada bir adam olarak. Orada bir balıkçı var. Yalı balık diye. Yani takımda deplasmanda herhalde yani. Çünkü ben gittiğimde bir yönetici aldı beni. Ben gittim, eşyaları bıraktım kalacağım otele motele işte neyse. Bir çıktım böyle, balıkçıyı gördüm. Ya güzelmiş dedim. Girdim balıkçıya. Ya işte kafada gidik. Ya dedim, küçük de bir ufak bir şeyler de içerim ben buraya geldim dedim. Deniz kenarı. Siparişi verdim. Balığı söyledim. Keyfim yerinde. Süper. Neyse. Takıldım böyle 2 saat. Artık dedim otele gideyim yatayım. Yarın takımla buluşuruz ya da takım gelecek artık, hatırlamıyorum. Abi hesap dedim. Döndü adam böyle yaptı. Dedi, başkan ödedi hesabı dedi. Eyvah dedim, ilk günden pişti olduk ya, dur bakalım dedim. Onu hiç unutamam mesela. Bülent Yavuz, onun mekanına gitmişiz yani. Adam böyle böyle 2 Çok metre iyi. 10 santim adam gelince basketbolcudur bu diye arıyorlar. Tamam, ne yiyorsa içiyorsa karışmayın ona demişler. Çok keyif aldım. 2 tane final kaybettiğim bir şehirdir benim Giresun. 2 kere çıkma maçını kaybettim ben o şehirde. Ama hatıraları o kupalarla bile özdeşleştiremem yani. O kadar keyifli bir şehir benim için. Ya ben şunu anlıyorum artık, bir de tahminime göre belirli bir seviyeye geldikten sonra da artık bu işten keyif almaya başlıyorsunuz. Çok. Arkadaşlıklardan, dostluklardan, muhabbetten. Yani bir de Çok bu çok. boyutu var. Hep basketbolu konuşuyoruz ama işin bir güzel tarafı da sohbetler, muhabbetler, dostluklar. Mesela Burçan Digürgen gelmiş, Gökber geldi. Hani anladığım kadarıyla da birçok arkadaşınız da sonuç itibariyle birbirlerini özleyenler, Tabii ki. hatırlarını soranlar. Güzel bir detay söylediniz. Hala görüşüyorum dediniz birçok arkadaşımla. İrtibatı Yani koparmadınız. şöyle, dün 110 tane falan telefon görüşmesi yapmışım, merak ettim. Of. Yani hani nasılsın, iyi misin Maşallah. dediğim veya beni arayanlar. Hani düşünebiliyor musunuz? Yani
O kadar çok şey biriktiriyor ki basketbol cebinize. Yani Süper. çok güzel insanlar biriktiriyor. Çok keyifli anılar biriktiriyor. Yani Giresun seneleri en mutlu olduğum, basketbolu bırakma noktasında gidip tekrar hayata tutunduğum seneler oldu benim o 1,5 sene. Tekrar basketboldan keyif almaya başladım. İyi de bir buçuk sene geçirdim. Ondan sonra valizler tekrar toplandı. Tekrar basketbola döndük çünkü. Ya neresi olur, nasıl olur? O ara Süper Lig'de Eskişehir Basket var. Evet. Ya Yani dediler benim bu. üzüldüğüm takımlardan birisidir bu arada. Ben Tabii. maçlarına da gitmiştim onların. Tabii. Yani oranın işte menajeri şu anki federasyonun sorumlusundan Özgün Ünver'le Derya Yanlıer, ikisi de çok samimi arkadaşım. Ya Ümit dedi böyle bir organizasyon var. Ya dedik ne demek yani tekrar Süper Lig'e dönüş yapalım madem dedik. Hani madem bu işi bir daha kafaya koyduk. Abi organizasyon güzel, şehir güzel ama yani boşluklar var. Eskişehir zaten inanılmaz, inanılmaz potansiyeli olan bir yer. Ya Antalya ve Eskişehir benim basketbol anlamında olmamasına en çok üzüldüğüm yerlerden. Buna Mersin'i de ekleyebilirim. Çünkü evet, Mersin'i de ekleyebilirim bunlara. Bunlar bu tarz şehirlerde basketbolun olması lazım. Orada da yarım sene geçirdim. Çünkü artık kafası oldu. Giresun'dan sonra ben de. Ya artık ben oynayayım. Bir daha oynayamayacağım. Hani her sene basketbol bitecekmiş gibi. Ben oynadığım yere gitmek istiyorum. Şimdi orada 5 yabancı var. Evet yine süre alıyorum ama 3 dakika 5 dakika ama artık bir önceki sene Giresun'dan o zehri tekrar almışım ben. Eskişehir'de fark ettim koç. 10 dakika ortalamayla Tabii. oynamışsınız Eskişehir'de. Ya kötü de değil. Bir şey diyemeyeceğim. Bu kadar yabancının arasında artık öyle bir hani dönem değiştirmeye başladığı için Türkiye Tabii basketbolu tabii. artık yabancılar işgal etmeye başladı. Tabii. Süreyi onlar kapıyor bu aralar. Maalesef. Yani ben ona hani dedim ki ya zaten işte o dönem 34-35 yaşındayım artık. Hani ya dedim ben hani oynayamayacağım bir daha. Yani burada oturmaktansa gideyim bir yerlerde bir şeyler başarabilir miyim ona bakayım dedim. O dönemde şu an Sigortam.net İTÜ'nün menajeri Orçun Gönlü Zirve Üniversitesi'nde ve Zirve Üniversitesi şu an TB2L yani. Ben hayatımda görmediğim bir lig. Ya dedim Orçun dedi ki çünkü diğer liglerin transferi bitti. Yani biz Giresun'a tekrar dönmemiz vardı. Konuştuk, anlaştık ama transferin son günü Onlar yetiştiremedik. kapanmıştı. Tabii yok yetiştiremedik yani. Birkaç takım daha vardı. Ya açıkçası orada da şey oldu bende. Ya dedim Giresun'a gitmiyorsam dedim. Ben o lige gitmem dedim. Yani hakikaten de öyle bir kafa oldu bende. Yani çünkü Giresun'un o sene çıkacağını düşünüyorum. Gönlüm orada kalmış. Hani orada bir sene daha oynamak isterdim. Şartlar olmamış artık. Ne olmadıysa o dönem. Hani Yani. ben Giresun'a rakip olmayacağım yani dedim. Hani hakikaten gidip bir alt lige gittim. Abi gittik o ligde. Yani ne olduğunu zaten kendimi anlayana kadar sezon bitti. Altındayım. Beni bomboş bırakıyorlar. Bir şeyler oluyor. Çok değişik hikayeler. Ligin dinamiklerini çözemedim. Yani çıkma maçlarına gittik. Orada o dönem Bandırma Kırmızı çocuklar geldi. Bizim yaş ortalamamız işte bizim o takım. Levent Demirci var. Orçun Göllü var. Timuçin Meriç antrenör. Esat var. Bu Antalya'dan bizim Emin Akyiğit var. Bayağı yaşlı bir takım. Karşımıza da Bandırma Kırmızı çıktı. Recai Öztürk falan var. Bandırma Kırmızı yerinde durmuyor bu Şehmuzlar vesaireler bu bizim çocuklar. Bizim bir güzel yerli çocuklar. Menderes abiydi onların antrenörü de. Hatta maçtan sonra tabii soyunma odasına girdim ben bunları. Maçtan sonra ben bir girdim hepsi böyle put kesti. O maçta ben çok acayip iyi oynamıştım ya. Hatırlıyorum 30 sayı falan atmıştım. Ama yenemedik Süper. yani adam. Neyse ben bunların soyunma odasına bir girdim. Bunlar seviniyordu. Hepsi durdu böyle. Hani bu adam niye geldi buraya der gibisinden. Hepsi döndü bana baktı. Çocuklar dedim elinize yüreğinize sağlık. Hepsine teker teker tebrik ettim. Kendi soyunma odama öyle gittim mesela o maçtan sonra. Orada da o macera olmadı. Ondan sonrasında yine valizler toplandı tabii. Ha, bayağı bir valiz toplandı yani. Ben artık Abi daha dur. Daha yeni başlıyorum diyormuşum. Abi ondan sonra biz eşyaları topladık. Mete abi, Mete Babaoğlu. Benim ilk antrenörüm zaten. O telefonu açtı. Dedi biz Best Balıkesir'le bir oluşum yapacağız. Dedi. Abi dedik ne demek?
bize de bir görev düşüyorsa. Zaten kıramayacağınız birisi Tabii, yani başta. onlar kesinlikle kıramayacağımız insanlar zaten. Ümit dedi, benim dedi bir abi, bir kaptan, buraları toplayacak bir adama ihtiyacım var. Dedim ben yaparım o işi. Topladık valizleri oradan Balıkesir'e. Geldik Balıkesir'e, ilk takım kuruldu. İşte takımda o gün Sevinç, Serkan Menteşe, ondan sonra ben, başka kim var öyle iki tane? Serhat Büker, Serdar Yavuz. Yani böyle fena bir takım değiliz. Neyse biz ilk hazırlık maçlarına falan gittik. Ya birkaç maç böyle bir 15-20 yedik sağdan soldan. Millet şey demeye başladı. Abi düşersiniz ha falan filan demeye başladı. Bu da harbiden benim de gururuma dokundu yani. Aman abi düşmeyin siz, bak orası para ödeyen kulüp falan filan deyince biz bayağı bir cinnete geldik. Ondan sonra Mete abiyle oturduk, konuştuk. Ne yapılır, ne edilir? Mete abi işte dedi, takviye yaparız. Şöyle olur, böyle olur. Biz gittik abi. O dönem Tufan Önen'le Buğra Tuncer boşta. Abi bunları aldık biz. Hadi gelin. Biz bu. Ondan Kadroyu sonra, abi ondan sonra bir de Ali Işık'ı aldık. Biz bayağı böyle eli ayağı toparladık. İşte Okan Bostancı var bizde. İşte Barış Gökalp, Tibet İlhan. Kadro bayağı bir eli ayağı toplandı. Ondan sonra ben bir yerden ev tutmuştum ilk gittiğimde. Bütün apartmana da çocukları yerleştirdim ben. Bir yan apartmanıma, bir yanıma, bir yanıma. Herkesi mahalleyi, mahalleyi kapattınız. bütün mahalleyi, Tufan'ın köpeği vardı, ona bir bahçeli ev tuttuk. Onun dışında bütün mahalleyi kapattık biz abi. Bütün çocukları da ben yanıma yöreme çektim. Abi biz devamlı 24 saati beraber geçirmeye başladık. Yatmadan yatmaya insanlar artık evine gitmemeye başladı yani. Koltukta yatan oluyor bilmem ne. Abi o takım işte düşer misin abi, kalır mısın abi derken bir baktık final serisine kadar geldi. Süper. Finalde de Acı Badem. Of. Yani Acı Badem'de Anladım. Kerem Tunçeri, işte İlkan Karaman, o bu. Abi biz onları da eledik 3-1. Lige çıktı o takım. O da çok keyifli bir organizasyon oldu. O da Süper. unutamayacağım sezonlardan biri oldu yani. Şehir de güzel ama işte. Yani ben severim Bandırma'yı. Hani etrafı vesairesi. Gerçekten güzel. Bu arada Efe Buğrahan'ın yaptığı çıkış hakkında neler söylemek isterim Ümit abi? Özellikle 2017'de inanılmaz bir sezon geçirmişti TBL'de. Bizdeki best sezonu o. Gerçekten inanılmaz bir sezon geçirdi. Yani yarı ara transferde bize geldi. Ya Burak'ın gamsız bir çocuktu. Yani hala da öyle. Hani ya diyor olursa olur modunda bir çocuktu ama yani benim gördüğüm hani en yetenekli yani 3-4 tane Türk oyuncudan, kısa olarak konuşuyorum, bir tanesiydi. Yani benim yan yana oynadığım 3-4 tane kısa oyuncudan bir tanesiydi. Yani her şeyi yapabilir o sana sahada. Hani o rahatlık var çünkü. O sorumluluğu almayı seviyor. Hani oradaki yaptığı çıkıştan sonra zaten onu bir nevi de ön ayak olarak Eskişehir'e gönderdim ben. Benden sonraki sene. Eskişehir'de Özgün vardı, takım menajeri Özgün Önver. Eskişehir'e gönderdik onu. O sene de zaten Süper Lig'de de çok inanılmaz top oynadı. Allah yolunu açık etti ondan sonra da. Süper. Süper. Peki şimdi Bandırma macerası kaç yaşına geldik? Şimdi en son Best'i konuştuğumuza göre Best 2017-2018 sezonu 36. 35-36. 2 yıl mı Bir kaldı? Ne kaldı? Bir ne kaldı abi? Buradan Best'ten çıkacağız. Ankara'ya gideceğiz, DSI'ye. tekrar Ankara mı var? Tabii. Süper. Abi ben canım sıkıldıkça Ankara'ya gidiyorum abi. Her sezonun sonunda da ya diyorum bu şehirde nasıl yaşadık ya bir sene diyorum. Bir sonraki sene bir daha gidiyorum ama. Oradan lige çıktık, başarılı sezon. Benim işte eski takım arkadaşım Orçun Göllü de Mamak Belediyesi'nde menajer oldu. Kaptan gel dedi, sen burada bir organizasyon yaparız. İyi dedik, gittik. Abi Tutku Açık, ben, Nezih falan yine böyle yaşlı bir takımız. Ama yani Tutku ya ne duymasın o, benden de yaşlı, istediği kadar duysun valla. Tutkunun devamlı bir tarafı yırtılıyor, benim belim tutuluyor, o oluyor bu oluyor. Zor bir sezon yani ama hedef ligde kalmak, kaldık yani, orada da düşmedik.
Bir seneyi daha orada geçirdik. Çok oradaki iki tane yöneticimiz çok 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 basketbolu bilmeseler dahi çok değerli insanlardı. Çünkü çok seviyorlardı. Yani basketbolu bilip bilmemek değildi onun meselesi. Onların meselesi o takımın var olmasıydı. Adamlar o iki tane yöneticimiz Bülent Bey'le bize çok sahip çıktılar. O takım yani inanılmaz bir şekilde en son 6 oyuncumuz kalmıştı. 6 oyuncuyla ligde kaldı. 6 oyuncuyla. Evet, oynayan 6 oyuncumuz kalmıştı. Yine Diğeri şey mi? Maddiyat mı devreye girmişti? tabii, birazcık Nesi? küçülme oldu. Tutku'yu Acıbadem'e gönderdik galiba o sene. Tutku gitti, bir şey oldu. Hani Yuli Kaçaniku, ben kaldık. Gökbergen kaldı. 3, ondan sonra Kaan Sarıaslan kaldı. 4, 2 tane de yabancımız vardı. Düşe kalka ligde kaldık yani. Kaldık. Zor olduğuna eminim. Son 10 maçta 8 maç kazanarak ligde kaldık yani. Bir de Bravo. olacak hikaye değildi yani. Esasında belki de şeye döndü. Motivasyonunuz arttı. Daha iyi, daha dikkatli oynamaya, daha böyle tam bir ekip olmuşsunuz artık. Yani yarı Kitlendik. nüfusla. Aynen, nüfus azalınca mecbur ekip olduk. Aynen öyle oldu. O sene bitti. Ben kişisel anlamda çok başarılı bir sene geçirdim. Yani 30 dakikalar, 25-30 dakikalar oynadığım için bayağı başarılı bir sezon geçirdim. Oradan da Bursaspor lige çıkmaya takım kurdu. Şemsettin abi, ben onun genç oyuncusuydum. O antrenördü Şemsettin Baş. Ondan sonra o beni aradı. Hadi dedik, yine eşyaları topladık. Bu sefer Bursa'ya gittik. Bayağı bir mesafe daha kat ettik. Ya Bursa'dan sonra ufak ufak film kopmaya başladı. Bursa'ya gittim, yaz antrenmanlarını yaptım. Yaz antrenmanlarının sonunda belimden sakatlandım. Ciddi bir sakatlık Ya, geçirdim. vücut artık şey alarm vermeye başladı. Tabii artık zaten Bursa'ya gittiğimde kaç senesiydi? 37 yaşındaydım herhalde. 36 Yani. yaşındaydım. 36-37 yaşındaydım. Ondan sonra daha forma giyemeden ameliyat oldum zaten orada. Ameliyattan döndüm. Hani artık oynamayacak gözüyle bakılıyordu. Ben son bir atılım daha yapıp ameliyattan 52 gün sonra Erzurum'a gittim. Ben diyecektim Anlaştık. kesin oynar. Kesin oynar. 120 Gittim. kilometre tabela altından dönüp Giresun biliyorsun. Kesin Tabii oynar. tabii. Buradan bu sefer 1300 kilometre yol gittik yani Erzurum'a. Ama Erzurum güzeldir. Güzel güzel, gayet keyifli şehir Erzurum'da yani. O da doğal güzellik abi ya. Yani Türkiye'nin dört bir yanını gezdim ben. Her yerin başka bir güzelliği var yani. Her yerin başka bir güzelliği var. Memleketimizi seviyoruz. Bu Aynen. arada kaç? Bir dakika gibi bir süre kaldı. Ben şimdi yayını kapatacağım. Hemen açıyorum gene akabinde. Bir 10-15 dakika daha muhabbet ederiz. Toparlarız Tamam. ondan sonra. Zaten ne kaldı? 1,5 yıl mı kaldı? 1,5 yıl şey var. Artı şimdiki bir yıl, bir Aynen. yıl diyelim. Aynen Tamam. öyle. 1,5 yılımız Ben şimdi kaldı yani. kapatıyorum yayını. Hemen sizi yine davet ediyorum canlı yayın açıp. Tamamdır. Evet, güzel bir yayın, güzel bilgiler alıyoruz. Herkesin bir özgeçmişi, güzel bir basketbol hayatı var. Bunları bizimle paylaşıyorlar. Hepsine gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz ki basketbola emek vermiş insanlar hepsine de çocuklarımıza örnek olmaları. Çünkü gerçekten güzel bir yaşam, keyifli bir yaşam. Maceralı bir yaşam. Değil mi? Baya baya yani, şimdi oturup böyle bir düşününce ya baya bir olmuş yani. Baya Şimdi bir ben de hesap yaşamış etmişim. oldum. Ben de düşünüyorum. Hani ona kapıldım ben de. Şimdi yolculuk yapıyoruz. Kaldırdık uçağı 1300 kilometre. Ki bir de işin şey tarafı sizin çok ilginç olmuş. Bir Ereğli ile Ankara arası yakın olmuş. Evet. Sonrasında böyle hep zıt kutuplara diyelim gidilmiş. Yani ülkenin hep bir ucundan bir ucuna gitmeniz gerekmiş gibi olmuş. Tabii ya, Antalya'dan Mersin mesela sınır komşusu diyorsun. O bile 6 saatte abi o yol yani. O dönem yollar kötüydü. Tahmin edebiliyorum yani. Şu anda bile gitmek istemiyor insanlar. Evet, Erzurum'a vardık. Hemen zaten Evet. klasik Oltu çarşısına gittik. Orada bir cağ kebapçı var dibinde. Orada yedik. Ben de askerlik yaptım da. Tabii. Erzurum'u 1,5 sene
TB2'lerin dinamiklerini öğrendiğim, bana bazı şeyleri öğreten, basketbolda mesela görmediğim bazı şeyleri gösteren bir lig oldu. Oradan cebime çok şey koydum. Yani şu an yapacaklarımla veya yapmaya çalıştıklarımla ilgili çok şey koydum cebime. Hani Erzurum'da. Neleri nasıl yapmalıyım, neleri nasıl yapmamalıyımın büyük kısmını öğrenmiş oldum. Yani 20 yıllık belki kariyerimde öğrenemediğim birçok şeyi Erzurum bana öğretti. Şu an Onunla bana... ilginç bir dönüm. 17-20 yaş. 17 yaşında siz basketbola başlıyorsunuz. Evet. Koçunuz hadi gel tamam oyna diyor. 3 sene sonra artık ciddi ciddi profesyonellik hayatı başlıyor. Ciddi bir bu arada Nilay Hanım'ın selamı var. El sallıyor Selamlar. sana. Eşinize de zaten biliyorsunuz arkadaşlar eşlerimiz bu Aynen. arada. Bu arada selam söyledi. El salladı Aleyküm. bilginiz olsun. Bir, günümüzde 17 yaşında bir çocuğumuz basketbola başladı. Öyle bir şansı olduğunu pek düşünmüyorum. Çok zor, çok ilginç. Ha olsa da zaten olmuyor, o da tartışılır. Türkiye'de kaç binlerce çocuk basketbola gönül vermiş durumda, siz biliyorsunuz. Tabii Bunun ki. kaçı üst, ya bırakın TB2 L olabilir, tamam TB'li olabilir de. Şanslar artık çok zayıf. Ben o konuya da gelmek istiyorum. O yüzden bu konuyla ilgili bahsettim. Bir de bu dediğiniz gibi 20 yıllık hayatınızda o kadar güzel esasında günler geçirmişsiniz ki. Yani gerçekten ben çok keyif aldım. Herkese nasip olmaz. Süper Lig, TBL, TB2'le, Tofaş altyapı. Yani orada da başarılar var, şampiyonluklar var. Yani tadılması gereken tatlar B milli takım, A milli takım. Yani bunları kategoriye böldüğümüz zaman 6 kategoride de oynamışsınız. Yani oynayacak bir bölüm kalmamış. Ha, Yok bunun da kalmadı. şimdi koçluk bölümünü tadıyorsunuz. Bir de hedefinizde menajerlik var. Bir de menajerliği de tattığınızda artık bir kulüp sahibi falan olmanız lazım. Yani O bölüme doğru gidebiliriz yani. ya Bunu toparlamak işte istedim bu şekilde. aynen. Erzurum konusunu devam etmeden. İşin güzel tarafı şu. Yani ben kendimi şöyle görüyorum. Bir kulüpte çalışan olduğumda takımın masörü Evet. gelmezse ben bandaj da yapabilirim. Koçu gelmezse antrenman da yaptırabilirim. Uzun oyuncusu gelmezse çıkıp oynayabilirim. Hani böyle bir opsiyon var benim için. Çünkü Bu arada çok ilginç, lafınızı unutmayın. Hangi şehirden bahsedersek o bölümden arkadaşlar girmeye başladı. Sanki hissediyorlar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor katıldı. Biraz önce Giresun'dan arkadaşlar vardı. İşte sağ Bandırma'ya olsunlar. gittik. Sağ olsunlar. Bandırma'dan arkadaşlar geldi filan. Bu arada bravo, herkes sizi takip ediyor. Şehir şehir nereye bahsedersek oradan arkadaşlarımız katılıyor. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Koç yazmış şimdi Süleyman Koç. EBBL eksik kalmış kaptan. Valla bu sene o senaryoyu da tamamladık aslında. Onu da koç olarak tamamladık. Bunu kaç Yani olarak tamamladınız? aynen orayı da yani tek görmediğim lig oydu. Orayı da bu sene teneffüs ettik yani. Fena da bir takım değildik. Ama işte bu pandemi süreci bizi bu sene böyle hikayeyi yarıda bıraktı. Evet. Bravo bu Vallahi arada. Erzurum bittikten sonra 1,5 sene tabii 1,5 sene de Erzurum'da oynadım. Bir yarı dönemde gitmiştim. Peki Geçen sene sizde kalıcı bir gittim. iz bıraktı mı? Erzurum'da evet eğitim aldınız esasında günümüz koşulları için görmediğiniz şeyleri gördünüz ama onun dışı iyi rakiptik demiş bu arada Koç Tabii. Oynasaydık ben de merak ediyordum sonuçları. Gerçekten merak ediyordum yani. Neyse seneye ne olur bilmiyorum artık devam Ya edecek bir onu şeyler onun takımını da takip ediyorum. O da çok kaliteli bir takım kurdu Ankara'da. mi? Bayağı hatta uzun oyuncusu falan da Onur Çalman'dır. Bizim yetiştirmelerimizden Can Uzun da vardır onun yanında. Hadi Doğan vardır Antalya'da beraber oynadığımız. O bayağı kaliteli bir takım kurmuştu yani Ankara'da. Ha, ne olacaktı, ne bitecekti? Tabii bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz maalesef. Bu Ligler böyle. arada çok değerli koçlarımız, oyuncu arkadaşlarımız katılıyor. Emek vermiş basketbola, spora katkı vermiş insanlar. Ben şunu da söylemek istiyorum. İlla bizim hani sizleri aramamıza gerek yok. Özelden yazarlarsa değerli bilgilerini bir programla paylaşabiliriz.
Tabii Bu tabii arada bunu da belirteyim. Yani isteyen ister Oldies Goldies olarak ister The Zone programı olarak katılabilirler. Bizi de memnun ederler. Efes Spor Erzurum son iki maç hakkında yorumu Ender Kuzu. Hoş geldiniz Ender Efespor Bey. Spor. Yani inanılmaz yani. Efespor'un bizi ben dahil ki ben sahada hiç pes etmeyen bir adamımdır. Ben dahil Efespor'un herkes bizi elediğini düşündüğü bir anda ya, inanılmaz şeyler oldu ya. İnanılmaz yani. Son saniye bizim Barış Arda anlattığı o turnike gözümün önünden gitmiyor mesela. Bir sayıyla kazandık maçı. Hani Girdi inanılmaz. girmedi. Aynen yani o gidiyor Barış Arda zaten kısa oyuncu. Bütün uzunların arasına daldı. Arkadan Blok izliyordum yiyecek ben. orada. Aynen ona bakıyorum. Ulan diyorum biri kesecek mi acaba falan. Baktım girdi ve turnikeyi attı. Yani maçı kazandık. İnanamamıştım ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Basketbolunda zaten keyif veren tarafları da bunlar. Yani gerçekten Tabii çok tabii. güzel bağırtmalar Ya, duruyor. o seriyi geçtik. Denizli ile eşleştik. Denizli namağlup takım. Zaten Denizli çok hani zor değil. çok iyi takım. Denizli lige çıkacak. Abi inanılmazdı yani. Denizli 1-0 yaptı seriyi. 2-0 yaptı. Erzurum'a döndük biz. Yani 3-0 olacak. Bitecek diye bekliyoruz. Son İkiye mi top. getirdiniz? Yok son top. 2 sayı öndeler. Geldiler bana basket faul yaptılar. Basket faul attık. Biz maçı kazandık. Adamlar hiç yenilmemiş. Adamları yendik. Bir şeyler oldu. Yani basketbol çok değişik. Çok keyifli bir spor abi. İnanılmaz bir şey yani. Her an sana başka bir şey sunuyor. Ama Ya basketbol şimdi bahsederken bile gözleriniz bile güldü zaten. Yani ya çok gülmez olur. özenli benim için. İnanılmaz ya şu an oynamak için her şeyi veriyor. Hani bu başka bir zehir zaten. Hani şu an beni al Giresun senesine götür. Ben okeyim yani. Her şeyi okeyim yani. Tekrar baştan başlarım. Hani Bizden sonra Samsun'la eşleşsiniz demiş Ender Bey. Denizli değil demiş bu arada bilgi yo tabii paylaşmış. biliyorum. Sadece hani o seri de mesela 3-2 bitti. O da 3-2 bitti. Samsun serisi de çok inanılmaz ya. Bu benim o kariyerimin son maçını anlattım ben biraz önce. O basketbolle kazandığımız maç ve ben son maçta da oynayamadım. Oradan sonra Son maçınız mıydı? benim Yani o son maçtı. o zaman çok ciddi bir anısı var sizin için. Var tabii canım yani. Ve güzel bir kapanış olmuş. Yani son maçı da kaybettik ve elendik. Benim için güzel Ama değil abi. önemli değil Kaybettik. yani. O şey Ya değil ama personal yani. bakarsak belki evet. Bir tutar Evet. tarafı olabilir. Bence keyif veren. Şimdi koç gelelim. Şu anda Antalya'da Osmanlı basketbol kulübündesiniz. Evet. Orada koçluk yapıyorsunuz. Güzel bir ekip kurdunuz. Güzel bir idareyle yani kendinizin idaresinden bahsediyorum. Koç olarak ekibi güzel bir şekilde yönlendiriyorsunuz. Ve bundan sonraki hedefleriniz nasıl olacak? Dediğiniz gibi tabii menajerlik konusu ayrı bir detay. O kapsamlı bir iş. Seveceğiniz işi yapıyorsunuz şu anda. Öğrencilerinize diyelim, bütün gençliğimize diyelim. Güzel tavsiyelerinizi rica edeceğim bir koç olarak. Ya genelde zaten çok çalışın, çok çalışın. Tamam, çok çalışın Ya da benim nasıl olmayacak? sizin bir detay bahsettiniz. Biraz çocuklarımız şu Jordan'ı veya Last Dance bilmem neyi lütfen bir kenara bıraksınlar. Çocuğumuzun adı ne? Ahmet. Ahmet olarak bir aynanın karşısına geçsin. Ya işte bunun içinde çocukların da kabahati değil. Bunun içinde sen o çocuklara ulaşabilecekleri bir hedefi temas ettirebilmek zorundasın. Bu Tabii çocuklar ki. bunu görmek zorunda. Burada bir tane TB2L takımı olacak. Bu çocuklar her maçına gidecek. TBL takımı olacak. Her maçına gidecek. Onları görecek. Yaptıklarını izleyecek. Biz de öyle olduk. Ben Bursa'ya ilk altyapıya gittiğimde ben haftada 2 gün maç izliyordum. Bir tane gidiyordum. Oyak Renault maçını izliyordum. Bir tane gidiyordum. Tofaş maçını, A takım maçını izliyordum. Oradan çıkıyordum. Mako maçını izliyordum altyapıda. O maçtan çıkıyordum. Ne bileyim Yeşimspor maçı vardı. Gemlik maçı vardı. Onu izliyordum. Evet. Görebiliyordum, insanları temas edebiliyordum. Oradakiyle buradaki arasındaki farkı kendim mukayese edebiliyordum. Hani çocuklar için şu hani çok çalışın. Elbette çok çalışın. Bugün ne iş yaparsanız yapın çok çalışacaksınız. Ama Mentalite benim bölümü. evet, mentalite bölümü bir, iki, şunu hiçbir zaman unutmaması lazım. Ben hiçbir koç sizi basketbolcu yapamaz. Siz isterseniz olursunuz. Bravo. Hiçbir idareci sizi basketbolcu yapamaz. Siz isterseniz olursunuz. Ve şunu da unutmamaları lazım. Siz basketbola ne kadar veriyorsanız
Basketbol size o kadarını verecek. Ne bir eksik ne bir fazla. Doğru. Bana hep bunu, para hep bunu yaptı yani. Vallahi güzel bir konuya değindiniz de işte dediğiniz gibi herkes kusursuz değil anlaması gereken ferdi değil bunun bir ekip çalışması olduğu. Yani siz bugün bakın belki 40-50'ye yakın isim saydınız. Bu ne kadar güzel bir şey. Yani ekip arkadaşlarını saydınız. Yani bu insanlarla biz bir şeyler yaptık. Tabii ki. Yenildik, yendik, kupa aldık, eğlendik, yurt dışına gittik. Tabii canım yani şöyle hani ben hiçbir yani profesyonel oyuncunun ya işte orada da şunu yendik şu kadar prim aldık dediğini bilmem. Ya yani burada da bunu yaptık işte bilmem ne oldu ona olduğunu bilmem. Hani insanlar yaşadıkları mutlulukları anlatıyorlar. Aynen öyle. Bu arada Rıza Koç geldi. Rıza Darendilioğlu sağ olsun Antalya'mızı liglerde temsil eden tek takımımızın head coach'u şu anda yayınımızda. Onunla da yapmıştık zaten. Hoş Onlara da geldin. gayret ettiği için teşekkür ediyoruz. Beşinci sırada artık ligi resetlediler diyeceğim. Tamamladık diyemeyeceğim. Çünkü çok güzel bir motivasyon kazanmışlardı. İnşallah daha güzel şeyleri başarırız ama Antalya için birçok yani kiminle konuşsam pek fazla umut yok. Antalya'da pek de bir şey olacağı düşünülmüyor. Şimdi mesela Denizli Basket'im katıldı. Ben onlara hayranım. Yani Denizli'yim aslen ama Denizli başka bir Tabii. dünya. Bakın Merkez Denizli, Efendi. Merkez Efendi Denizli şöyle bir durum. Yani orada benim içinde bulunan oyuncu arkadaşlarım da, Şahin abi olsun, koç Evet. arkadaşımız abi. Yani orada çok başarılı işler yapıyorlar şu an. Yani o şey, Taraftar. o tabii ki ya. Yani o taraftarı zaten o insanların oraya gelmesi çekiyor. O insanların o başarıyı, ya insanlar başarıyı takip ediyor. Hayatta da böyle. Şimdi Denizli'de bunu yakaladılar. Belki bu sene olmayacak, belki olacak bilemiyorum Süper Lig. Ama bu Denizli önümüzdeki 3 sene, 4 sene, 5 sene Süper Lig'in önemli takımlarından biri olacak. Çünkü neden? Şehir artık kanıksadı onu. Şehir bir yumruk olduğu zaman başarıyor abi. Bunu Giresun'da da gördük, Balıkesir'de de gördük. Bunu başarabiliyor abi. Şehir beraber arkasında olursa bir takımın o zaman bu iş bir yere gidiyor yani. Basketbolcu kendisi isterse basketbolcu olur ve şimdi de burada şehir isterse bir el birlik olursa bu konuda da başarılı olur. Esasında çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Yine basketbolun ana teması ekip çalışması oldu. O kadar. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet bu arada çok çok teşekkür ederim. Başarılar Rica ederim. hayatınızın ve artık emeklilik dönemi demeyeceğim. Basketbolda emekli olunmuyor. Ben onu biliyorum. Bir Herkes emeklilik. Allah gecinden versin. Basketbol ölünceye kadar devam eden bir Abi basketbol bir kötü alışkanlık gibi. zehir, hastalık Aynen. dediniz Aynen. ama güzel bir zehir. Aynen Bu öyle. arada Ender Kuzu'nun da sorusunu boş geçmeyeyim. Ailede en uzun boylu kaç boyundaydı? Ümit Hocam ailede en uzun boylu. Siz Ailede iki onsunuz, sizden fazla daha uzun var yani mı demek istedi herhalde. benim rahmetli dedem varmış ama tabii ben tanıyamadım. O benden de uzunmuş rivayete göre. 2.15, 2.16 falan diyorlar. Bu arada Ümit son kol geldi ama Ümit Bey'le ilgili yazarsa dediğiniz konu neydi? Ben o bölümü unuttum. Çok Vallahi güzel bir. ben unuttum ama Çin. Ha Çin'e ne Çin zaman meselesi Ümit Bey. B milli takımda gittik onu unuttum. İhtiyarlık Sizden tabii şimdi. destek istemişti. Bir yazarsanız Çin konusunda çözmüş olacağız. Bir orası kaldı. Her yeri atlattık. Yok süper oldu koç. Evet Ümit Bey o arada yazarsa Çin konusunda öğrenmiş olacağız. Son anlatmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa memnun oluruz. Ondan sonra da size teşekkür ediyorum. Vallahi Katıldığınız için. anlatmak istediğimi aslında ben kendime anlattım bu programda. Ben bayağı keyif aldım yani. Basketbol hayatımı anlattım. Ne yaşadığımı anlattım. Nereleri gördüğümü, ne kadar fazla insan tanıdığımı anlattım. Hani çok keyifli bir program oldu bence de. Çok sağ olun. Bu bizim için önemli. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çünkü çocuklarımız da hani bu hayatları, geçmiş hayatların ne olduğunu öğrenmesi lazım. Geleceğe ne katabileceklerini en azından öngörüp bunlardan ders almaları lazım. Sizin yaşantınız da buna bir örnek. Ha, bu kadar kısa sürede biz bunları anlatma şansımız tabii ki yok. Hani daha dip Tabii. kuyuya indiğimizde size şunu sorsam işte soyunma odasına girdiniz, soyunma odasında neler yaşadınız, arkadaşlarınıza kavga etmediniz mi?
veya birbirinize sarılıp ağlamadınız mı? O kadar çok şey var ki anlatılacak. Antalya'da 10 numara yetenekler var. Seneye bir TBL2 takımı süper Ya olur Antalya'da. Abi. Ender çok doğru söylüyor. Ya şimdi Ender buraya iki isim yazmış. Ben oraya daha ekleyebileceğim bir sürü isim var. Berkay Gülek, Seray Yıldırım, efendime söyleyeyim Fatih Eravcı, Kaan Kavral, Yunus Çankaya. Yani çok fazla isim var. Evet, teşekkür ediyoruz. Herkese diyoruz ki basketbolla kalın. Basketzone Teşekkür. TV'ye abone olarak da destek vermeyi unutmayın. Bu yayınlarımızı inşallah şu maçlar başlasın da ben de canlı yayın çekmeyi özledim koçum. Keyifli oluyor. Benim de hoşuma gidiyor. İnşallah güzel günler yakında başlar diyeceğim ama 3-4 aydan önce olmayacak herhalde. Öyle görünüyor gibi. Bakalım. Hayırlısı. Vallahi bakalım aynen. İnşallah en kısa zamanda sahalarda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Koç kendinize iyi bakın. Herkese Görüşürüz. selamlar, evinize saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere tekrar. Şu Günler. açılsın bir ara yine yan yana geliriz. Öpüyorum Tamamdır. kocaman. Görüşmek üzere hocam. Tamam, Görüşürüz. görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, koçumuza teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Herkese iyi bayramlar.